Sevgili dostlar merhaba, ben Şebnem Ekşim, kanalıma hoş geldiniz. Vedik astrolojisine göre 29 Haziran 5 Temmuz haftası gökyüzü bize neler anlatıyor? Başlamadan önce Instagram sayfamı geri aldım çok şükür. Göstermiş olduğunuz ilgiye, göstermiş olduğunuz desteğe tekrar tekrar teşekkür ederim. Gerçekten sağ olun, var olun. Öncelikle bunu da iletmek istedim. Aramıza yeni katılanlarınız varsa Instagram sayfamda da aktif şekilde gökyüzü değerlerinden vesaire bahsediyorum. Eğer Instagram kullanıyorsanız sayfama, Sebnem Eksip sayfamın ismi, sayfama abone olmanızı ya da Instagram sayfasından da beni takip etmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bazen YouTube videolarını yetiştirmek çok kolay olmuyor. Montajı var, bir sürü zaman, yüklenmesi bile bir zaman alabiliyor. Zaman gerektiriyor. O zaman hızlı bir şey anlatmak istediğimde de Instagram'ı da yoğun şekilde kullanıyorum. Beklerim. Eğer hala takipte değilseniz ve Instagram'ı da kullanıyorsanız oraya da beklerim. Çok şükür sayfamı da dediğim gibi geri aldım. Minnet içindeyim. Çok teşekkür ederim. Şükürler olsun. Ve gösterdiğiniz desteğe tekrar tekrar sağ olun. İyi ki varsınız. Kocaman güzel bir aile olarak devam ediyoruz yolculuğumuza. Evet, bu hafta Vedik astrolojisine göre gökyüzü neler söylüyor? Hareketli bir hafta. Öncelikle Merkür Retrosu top tüfek devam ediyor. Merkür Retrosu'nun bu haftaki aralığı biraz önemli. Mars'la olan aktivasyonları artık gittikçe Mars'a daha derecesel anlamda, çünkü Mars Merkür'ü görünüm içerisinde tutuyor Vedik astroloji kurallarına göre, biraz daha yaklaştığı için neye dikkat etmemiz gerekiyor? Bu süreçle birlikte özellikle Merkür Retrosu Vedik astrolojisine göre İkizler Burcu'ndaydı. Özellikle hava grupları başta olmak üzere dijital platformda güvenlik alanlarınıza dikkat edin. Bunun dışında da, bu etkinin dışında da hepimiz genel bireysel hayatlarımız içinde aile içi noktalar dahil olmak üzere kendi kişisel alanlarımız adına bir takım saldırılara uğrayabiliriz. Yani başkalarıyla olan diyaloglarımızda bizim sınırlarımızın ihlal edilmesiyle ilgili etkileşimlerin, bu etki aslında bir 10 gündür var, daha da aktif olmaya başlayacak. Bu alanların biraz daha yoğunlaşması, bizim kendi sınırlarımızın ihlal edilmesiyle ilgili bazı problemlerle karşı karşıya kalabiliriz. Sınırlarımızı iyi çizmemiz gerekiyor. Kendi haklarımıza, kendi alanlarımıza, kendi haklarımıza iyi sahip çıkmamız gerekiyor. Biraz bu haftanın etkiler içerisinde buna da dikkat etmekte fayda var. Venüs artık ileri harekete geçti bu haftadan itibaren. Geçen hafta retrosunu bitirmişti ama duran pozisyondaydı. Çünkü bir gezegen retrodan çıktıktan sonra hemen hızlanmaz. Venüs de geçen hafta retrodan çıkmıştı ama hızlanması bu haftadan itibarendi. İlişkilerle ilgili uzun süredir yaşadığınız sıkıntılar, problemler inşallah artık düzene girme potansiyelinde. Biraz Merkür iletişimle ilgili sıkıntılar verdiği için hala dikkat etmemiz gerekiyor. Ama en azından gökyüzünde retrosu çok bol bir dönem geçiriyoruz gezegen retroları açısından. En azından Venüs bu potadan artık çıkmış oldu. Bilhassa toprak grupları için, yani Boğa, Vedik astrolojisine göre Başak ve Oğlaklar için çok daha aktif bir enerji var. Ama yine bilhassa toprak ve hava etkileri taşıyanlar bu anlamda daha rahat edecekler. Hepimiz de Venüs'ün konuları açısından daha rahat bir süreci deneyimlemeye başlayacağız. Diğer taraftan pazar günü bir tutulmamız var. Önemli bir tutulma ay tutulması. Ay artık zaten büyüme fazına geçiyor. Gittikçe bu tutulmanın enerjilerini perşembe gününden itibaren hissetmeye başlayacağız. Bu hafta cumartesi ve pazara dikkat edin. Çünkü tutulma günleri, bu önümüzdeki haftanın sonunda özellikle tutulma enerjisi çok aktif olacak. Tutulma günleri enerjinin volümünün kontrol edilmez noktalara gelmesini işaret eder. Ve bu üstelik de dolunay tutulması. Yani dolunay fazındayken bu tutulma gerçekleşecek. Vedik astrolojisine göre 19 derecede tamamlanıyor. Çok önemli bir derecedir. Yay burcunun Purva Aşadra takım yıldızında gerçekleşecek. Önemli. 3 kapıdan bahsetmiştim size. Zaten hani biraz daha dikkatlice düşünürseniz bu son 1,5 aydır hayatlarımızda çok önemli dönüşümler oldu ve bırakmamız gereken yüklerle ilgili evren adeta bizi zorlama potansiyelinde bırak diyor. Çünkü yepyeni bir sürece doğru gidiyoruz. İşte bu son kapıda 5 Temmuz tutulmasından sonra artık yeni bir sürecin başlangıcı var. Bu yüzden de fazla sorumluluklar, gereksiz yükler, hayatınızdaki gereksiz şeylerin, eşyalar, belki insanlar, bunlardan çıkmak gerekiyor. 5 Temmuz tutulmasının etkilerini başka bir videoda anlattım.
Onu da inşallah en kısa zamanda yayınlayacağım. Hızla onu da yayınlamaya çalışacağım. Dolayısıyla oradaki ayrıntıları, tutulma etkilerini o videodan izleyebilirsiniz. Ama bu haftanın enerjileri açısından tutulmanın etkileri özellikle hafta sonuna dikkat gerektiriyor. Çünkü tutulmanın olduğu günler, volümler çok etkileşimler, çok yüksektir. Hatta sevgili peygamberimizin bile bununla ilgili mesela önerdiği tutulma günlerine özel dualar, özel namazlar vardır. Bilge kişilerin, özellikle kadim bilge kişilerin hep önerdikleri tutulma günlerinin daha sakin, daha dikkatli geçirilmesiyle ilgilidir. Nedeni de enerjinin kontrol edilmek üzerine zorlanmasıdır. Çok kontrol edilebilir enerjinin olmamasıdır. Vücut toplayabilir. Yani tutulma bir tarafa, ay büyüme fazında olacağı için vücut gittikçe su toplama ve genişleme potansiyeline sahip. Biraz detoksa desteklemek gerekiyor ve bu hafta su tutabilecek yiyeceklerden biraz daha kaçınmakta fayda olacak. Normalin üstünde su tutma, şişkinlik hissetme fazlalaşabilir. Mide ve sinirim sisteminize bir parça dikkat etmenizde fayda var. Çünkü o hani sindirimle ilgili metabolizma bir taraftan da çok hızlanıyor ama hani bu tamam. Fakat şişkinliklerin de artma potansiyeli var. Bir parça daha sakin, yürüyüşlere önem vererek ama volüm da yükselecek. Sporda veya başka bir noktada da böyle hani bedeninizi aşırı derecede yormadan, fiziksel olarak bütün noktalarıyla bedeninizi zorlamadan hareket etmenizde son derece fayda olacak sevgili dostlar. Evet, günlere göre hemen bir bakalım. Bu haftanın şöyle programını, bunu seviyorsunuz biliyorum ve birçok takipçim bana bununla ilgili mesaj gönderiyor. Biz haftanın genel etkilerini planlarken bunu çok dikkate alıyoruz diye. O yüzden hemen günleri bir bahsedelim. Pazartesi günü Ay Terazi'ye geçiyor. Terazi burcuyla haftanın ilk gününü, ilk iş gününü de karşılayacağız. Fakat 15 ile 16.30 arası Ay burç değiştirecek. Dolayısıyla teraziye bu süreç içerisinde geçecek. Yani pazartesi günü 15 ile 16.30 arasında geçmiş olacak. Bu nedenle de özellikle öğlen 15 ile 16.30 arası önemli bir işiniz varsa bunu bu aralığa pazartesi günü denk getirmemeye çalışın. O saat aralığını kesinlikle anlaşmalar, sözleşmeler, iş ilişkileri, önemli bir işle ilgili bir adımın atılması, bir imzanın atılması, Merkür Retrosu da var ki biraz daha buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Neymiş? Pazartesi günü daha çok rutin işler yapıyoruz. Ay burç değiştireceği için 15 ile 16.30 arasında önemli işlerimizi denk getirmiyoruz. Salı günü Ay hala Ay terazide tam olarak oturmuş durumda. Ticari konularla uğraşmak, eğitimle ilgili hani bir şeyleri toparlamak, bunları bir dengeye koymak, eğitimle ilgili çalışmalarınız varsa öğrenciyseniz mesela salı günü biraz daha derslere, yaptığınız şeylere, hani eğitimle ilgili konulara eğilmek, bir program yapmak, biraz çalışmak için çok güzel etkiler var. Ticari noktalar çok destekleniyor. Alım satımlar için çok güzel etkiler var. Evet, Merkür retrosu olabilir ama önceden gelen konuları değerlendirmekte, ele almakta herhangi bir mahsur yok. Bunun için de güzel etkiler var. Diplomasi gerektiren işler, nazik işler için salı günü yine destekli bir gün. İş görüşmeleri de çok destekli. Bu hafta böyle bir iş programınız içerisinde iş görüşmeleri yapmanız, bir toplantı yapmanız, belki önemli bir müşterinizle görüşmeniz, benzer bir şey yapmanız gerekiyorsa veya sizin için önemli bir konuşma, görüşme yapmanız gerekiyorsa bunu çok rahatlıkla salı gününe bu hafta alabilirsiniz. Biraz daha enerjiler bu anlamda destekli olacak. Çarşamba günü Ay terazi burcunda, Vişekka takım yıldızında, fişek gibi bir yıldızdır. Tasarım işlerini çok destekler. Çarşamba günü böyle bir enerjisi olacak. Tekstil ve benzer bir konuyla uğraşıyorsanız yine çok destekli etkiler var. Hedefe yönelmek için çarşamba muazzam bir enerji var. Yani bir şeyi, peşinde koştuğunuz bir şeyi, bir hedefinizi, ele almak istediğiniz bir şeyi güçlü bir biçimde ele almak, üstüne gitmek için çok güzel etkiler var. Mücadele etkisi çok güçlü bir gün olacak. O günde böyle stratejik işler, romantik işler çok hani hafif, daha yumuşak, daha soft işler için uygun değil. O gün daha güçlü enerjilerin, bu anlamda bizi destekleyen enerjinin etkisi altında olacağız diyebilirim. Bu nedenle çarşamba günü de bu anlamda aktif kullanabiliriz. Perşembe gününe baktığımda Ay artık Akrep Burcu'na geçiyor. Anorata takım yıldızında. Sivri çıkışlar yapmayın. Perşembenin böyle bir etkisi var. Gerek işinizde, gerek özel hayatınızda, gerek arkadaşlarınızla olan sosyal ilişkilerinizde, belki çocuklarınızla olan ilişkilerinizde bile ani fevri çıkışlar yapmamaya çalışın. Daha sakin geçirmeye çalışın. Dengeyi bulmak, arayı bulmak için güzel bir etki var. Uzun süredir
küs insanların barışması, bu anlamda böyle bir araya girmek, bir dengeyi sağlamak, yurt dışı kontaklarınız varsa, yabancılarla ilgili bir takım kontaklarınız varsa bunlarla ilgili çalışma yapmak, seyahat, taşınma, finans konularıyla uğraşmak, tüm bu alanlarla ilgili çok güzel etkileşimler var. Eğer hani finansla ilgili böyle parasal konularda bu hafta halletmeniz gereken iş varsa Perşembe bu anlamda çok destekli olacak. Seyahat, belki yolculuk, bununla ilgili bir şeyiniz varsa, taşınmayı planlıyorsanız yine bu haftanın en güzel etkilerinden bir tanesi. Ama özellikle anlaşma ve sözleşmeler, yurt dışı kontakları, bunlarla ilgili bir takım işleriniz, tüm bunları da çok destekleyen noktalar var. Cuma'ya baktığımızda Ay Akrep Burcu'nda, Ceşta takım yıldızında ve tutulmanın enerjisi artık kendini yoğun şekilde hissettirmeye başlıyor. Kontrolü çok ele almak isteyen bir yıldızdır Ceşta takım yıldızı. Dolayısıyla daha kontrolü ele alarak bir şeyin kontrolünü tekrar sizin elinize almak açısından bu haftanın etkilerinde en destekli gün bu anlamda Cuma. Büyük insanlarla, önemli insanlarla, aile büyükleri de olabilir, hani sizin için önemli biri olabilir. Bu insanlarla iletişim kurmak, kontak kurmak, belki bir konuda fikrini almak veya yardım istemek adına Cuma günün enerjileri çok destekli olacak. Çok disiplinli hareket etmeyi destekleyen bir gün. O gün böyle boş geçirmekten ziyade bir şeyleri organize etmek, disipline etmek adına çok güzel etkiler var. Net kararlar almaya yönelik bir gün. Arada kalmak açısından çok şey değil. Böyle hani sizi daha net olmaya, bir şeyin sonucu ne olursa olsun bunu net biçimde görmeye enerjiler daha çok sevk edecek. Aynı zamanda bugün herhangi bir konuda kendi başınıza hareket etmek, o cesareti bulmak, daha cesur olmak anlamında da güzel etkiler var. Bu haftanın etkilerinde güvenlikle ilgili özellikle söyledim. Hani kişisel güvenliklerinize, sınırlarınıza, tüm bağlanlarınıza dikkat edin dediğim noktada Cuma günü bu enerjiyi son derece yüksek taşıyor sevgili dostlar. Cumartesiye baktığımızda Çaturdasi dediğimiz özel bir etki var Cumartesi günü. Fırtın öncesi sessizliktir. Pazar günü tutulma var, önemli bir tutulma var. Ve Cumartesi günü Ay Muğla yıldızından, Muğla sert bir yıldızdır. Bugün Cumartesi gününü önemli işlere ayırmayın. Bir şeyi detaylandırmak. Çünkü Ay Dolunay fazında da tutulacağı için ve Dolunay fazının da çok etkisiyle her şeyin ortaya çıkması, net şekilde görülmesi, sizin için netleşmesi açısından çok iyi. Ama dünyevi konularda herhangi bir şeyi ne yapın yapın Cumartesi'ye pek denk getirmemeye çalışın. Hakikaten o gün enerjileri çok dengesiz olacak. Ama öze inmek, spiritüel konular, okült konular, tüm bunlarda derinlemesine incelemek adına son derece destekli etkiler var. Dünyevi işler açısından çok sert bir gün ama bir şeyleri spiritüel olarak araştırmak, astrolojiyle uğraşmak, daha ruhsal konulara eğilmek anlamında çok etkin enerjiler var. Bugünün dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi Cumartesi gününün ani patlamalar olabilir. Yani kişisel hayatınızda, ilişkilerinizde, iletişiminizde elinizde olmayan böyle ani patlamalar yapabilirsiniz. O yüzden gergin ortamlarda, tartışma gerektiren noktalarda pek bulunmamaya çalışın Cumartesi. Daha yumuşak, daha sakin, daha kendi halinde, daha kendi etkileriniz içerisinde geçirmenizde fayda var sevgili dostlar. Özellikle buna dikkat etmekte fayda var. Pazar günü zaten tutulma var. Pazar günü o yüzden yine daha soft, daha evde belki, daha kendi alanlarınızda, daha karmaşık işlerden uzak olarak, dinlenerek geçirmekte fayda olacak. Evet, şimdi bir bakalım haftanın renkleri ve taşları bize ne söylüyor ve ondan sonra burçlara göre haftanın etkilerine de devam edelim. Sevgili dostlar, evet bu haftanın genel enerjileri içerisinde bakalım taşlar ve renkler bizi nasıl destekleyecekler. Hangi taşları, hangi renkleri kullanırsak hem tutulmanın hem Merkür Retrosu'nun frekanslarını daha rahat kontrol edebilmemiz mümkün olacak. Bu hafta size önereceğim taşlar öncelikle Sitrin ve Pirit. Haftanın genel enerjileri içerisinde bu iki taşın frekansı bu süreci daha rahat geçirmeniz adına destekli olacaktır. Aynı zamanda eğer elinizde varsa pembe kuars gene kullanabileceğiniz taşlar arasında. Ama bilhassa sitrin ve piriti bilhassa bu hafta öneriyorum. Renkler açısından sarı tonları, sarı ve krem tonları yine kullanabileceğiniz renk tonları açısından sizi destekleyecek frekanslar arasında.
kokularla ilgili de, çünkü koku frekansı da çok önemlidir, lavantayı tavsiye edeceğim. Bu haftanın enerjilerinde hem Merkür Retrosu'na çok iyi gelir. Merkür Retrosu'nun etkilerini hafifletmesi, o dikkat dağınıklıklarını vesaireyi biraz daha bertaraf edebilmemiz açısından, dengelememiz açısından Merkür Retrosu'nun lavantayı çok iyidir. Hem bu haftanın genel frekansları açısından da, çünkü Yay Burcu'nda önemli de bir tutulmamız var, yine lavanta kullanabileceğiniz kokular arasında da diyebilirim. Taşlarla ilgili nereden bulabilirim diye düşünürseniz açıklama bölümüne link bırakıyorum. Oradan da çok rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Evet, haftanın etkilerine hemen burçlar açısından bakalım. Neler söylüyor burçlar açısından? Koç burcuyla başlayacak olursak, koç burçları, sevgili yükselen burçları ve ay burçları koç olanlar başta olmak üzere, haftanın ilk yarısına bilhassa çarşamba gününe kadar olan kısma yoğun şekilde ikili ilişkileri, evlilikleri, partnerleriyle ilgili konular, hayatta başkalarıyla paylaştığınız alanlar açısından yoğun bir tempo ile gireceksiniz. Belki eşinizle ilgili bir konu çok daha fazla bu süreçte, bu hafta özellikle gündeminizde olabilir. Ama genel olarak ikili ilişkilerinizle ilgili gayet aktif bir enerji var. Diğer taraftan haftanın özellikle ilk yarısı anlaşmalar, sözleşmeler, ortaklı ilişkiler, ortaklı işleriniz, bunlarla ilgili belki geçmişten gelen bazı konuların da fazlasıyla önünüze düşmesi söz konusu olabilir. Ama bir anlaşma fırsatı, bekleyen bir şeyin hızlanması, bir sözleşme fırsatı, bir konuda yardım almanız, ikili bir görüşmeden iyi bir sonucun çıkması, iş görüşmeleri, tüm bu alanlar adına hayli, sadece ilişkiler, eşinizle ilgili olan kısım değil. Özellikle çalışıyorsanız bu alanlar açısından da hayli hareketli bir hafta var. Özellikle ilk yarıda. İkinci yarıda, siz haftanın ikinci yarısında Perşembe ve Cuma günlerine biraz dikkat etmeniz lazım. Çünkü ayın haftalık etkilerdeki dönüşü önemlidir, biliyorsunuz, bahsediyorum. Ay size göre, sizin burcunuza göre biraz sorunlara, engellere, böyle bir ufak tefek krizlere neden olabilecek etkilerden geçecek. Hem duygusal olarak zorlanabilirsiniz bu anlamda, gerginleşebilirsiniz. Ama kadınlardan destek alma, özellikle Perşembe ve Cuma etkilerinde kadınlardan destek alma, buradan bir yardım alma enerjisi de hayli yüksek olacak. O iki günü ama dikkatli geçirmeye çalışın, hem duygusal ilişkilerinizde hem de iş ilişkilerinizde. Hafta sonu zaten bir tutulma var. Tutulma etkilerinde burçlara göre zaten uzun uzun anlatacağım ama hayata bakışınız, hayatı ele alışınız, tüm bu alanlarla ilgili seyahatler, akademik konular, eğitimle ilgili alanlar, ama sizin yaşamı ele alış biçiminizle ilgili önemli bir süreci aslında bu tutulma, bu haftayla birlikte başlayan etkiler yaşamınıza yeni kapılarında aranma potansiyelini vermekte. Her şeyin en güzel şekilde, en kolay şekilde, sizin en yüksek hayrınıza ilerlemesini canı gönülden diliyorum. Sevgili koç burçları, çok güzel bir hafta ve çok güzel bir tutulma döngüsü. Size yüksek hayırlar getirecek, güzellikler getirecek bir tutulma döngüsü temenni ediyorum. Sevgili boğa burçları, yükselen burçları veya ay burçları boğa olanlar, bu haftanın ilk yarısında özellikle pazartesi, çarşamba, öğleye kadar, öğleden sonraya kadar olan kısımda mesleki konular, iş alanlarınız, günlük rutinleriniz, günlük rutinler içerisinde yapmanız gereken, hani koşturmanız gereken şeyleri toparlamak, düzenlemek adına güzel etkiler var. Eğer çalışıyorsanız iş temponuz da çok yüksek olacak. Eğer evdeyseniz, çalışmıyorsanız da hakikaten haftanın ilk iki günü, daha ağırlıklı olmak üzere çarşamba öğleye kadar olan kısımda bir şeyleri toparlamak, rutinlerinizi düzene koymak ve böyle biraz evde hani rahat etmekten ziyade hızlı bir tempo içinde olmayı gerektirecek bir takım enerjilerden geçeceksiniz. Düşmanlara dikkat edin, rakiplere dikkat edin bu süreç içerisinde. Bazı şeyler görünür olacak. Rekabet ettiğiniz, farkında olduğunuz ama hani değildir diye umduğunuz şeyler biraz daha hayatınızda bu haftanın etkileriyle birlikte sizin için önünüze düşecek, daha görünür olacak. Düşmanlarla, rakiplerle, ummadığınız şeylerle uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Çalışma hayatındaysanız yine rekabet ettiğiniz kişilere, meslektaşlarınıza biraz daha dikkatli olmakta, karşılaştığınız şeylere şaşırmayın, daha tedbirli davranmakta bu anlamda fayda olacak. Siz haftanın ikinci yarısından itibaren daha rahatlayacaksınız. Sizin için de özellikle Perşembe ve Cuma ikili ilişkileriniz,
bu tempo, belki anlaşmalar, sözleşmeler, bu anlamda toparlayacağınız işleriniz varsa bunları düzene koymak adına hayli etkin bir enerji var. Partnerinizle, eşinizle ilgili beklediğiniz bir durum, bir haber, bir onun belki hayatında beklediğiniz bir iş varsa bunun da hızlı bir şekilde aydınlanması, ortaya çıkmasıyla ilgili aktif bir etkileşim olacak. Özellikle haftanın ikinci yarısıyla birlikte her türlü ortak işiniz, her türlü anlaşmanız, her türlü proje işleriniz, çalışanlarınız için beklediğiniz haberler, bir yerden beklediğiniz hani bir görüşme, bu talebin gelmesi, tüm bunlar adına da haftanın ikinci yarısıyla birlikte gayet tempolu bir süreçten geçeceksiniz. Venüs artık burcunuzda, özellikle Vedik astrolojisine göre yükselen burcu boğa olanlar, ay olanlar için daha aktif olmak üzere. Venüs artık burcunuzda düzene girdi, hızlandı, uzun süredir yormuştu da sizi. Kendinizi fiziksel olarak da ortaya koymak, daha rahat ilişkilerinizde yerinizi anlamak, bir ilişkiyi konumlandırmak açısından da artık bu hafta hızlı etkiler içindesiniz. Estetik bakımlarınız, kişisel bakımlarınız, tüm bu alanlar içerisinde de yapmak istediğiniz, bir türlü halledemediğiniz işlerini düzene koymak anlamında da çok destekli olacaksınız sevgili boğa burçları. Yani görünür olmak, dikkat çekmek, farkına varılmak anlamında yoğun bir hafta var, ama haftanın bilhassa ilk yarısı daha ağırlıklı olmak üzere düşmanlıklara, rekabet ettiğiniz kişilerle uğraşlarınıza, tüm bu alanlara bir parça daha dikkat etmekte fayda var sevgili boğa burçları. Her şeyin gönlünüzce olacağı, sağlıklı, sıhhatle, güzellikle ilerleyeceğiniz, ne olursa kolaylıkla gelecek çok güzel bir hafta ve tutulma dönmesi diliyorum size de. Ve sevgili ikizler burcu, yükselen burçları veya ay burçları ikizler olanlar, sizin için de Merkür Retrosu devam ediyor. Bir takım karışıklıklar var, onları iyi yönetmeniz gerekiyor. Tutulma tam karşı burcunuzda olacak. Bu hafta dolu dolu etkiler var, ama beklemediğiniz bir anlaşma, beklemediğiniz bir teklif, beklemediğiniz bir etkileşim, hiç ummadığınız bir yerden gelebilecek bir haber, uzun süredir devam eden yoğun, zorlayıcı etkileri adeta hani böyle çöldeki vaha gibi sizin önemli bir şeyde sonuç almanızı, uzun süredir zor bir döngü geçiriyor aslında. Bu uzun süredir dediğim özellikle son 15-20 günlük dönemde ikizler, yükselen burçları, ay burçları, ikizler olanlar, ama hani bütün bu süreçten geçtikten sonra, cefadan sonra sefaya ulaşmak gibi ummadığınız güzel bir etkileşim içine girmek, bir teklif almak, tüm bu alanlarda sürprizler yaşamak adına da yoğun enerjiler var. Çocuklar, aşk, ilişkiler, hayatınızda sizin kişisel alanlarınızla ilgili noktalar haftanın ilk yarısı son derece aktif olacak. Eğer hobinizle ilgili, kişisel gelişiminizle ilgili, geliştirmeye çalıştığınız kendi kişisel alanlarınızla ilgili bir durumunuz varsa, bir işiniz, bir uğraşınız varsa bunları oturtmak, netleştirmek, hatta bunların ortaya çıkması, düzenlenmesi adına yardım almak adına da haftanın ilk yarısı son derece aktif olacak. Perşembe, cuma yoğunsunuz. İş, mesleki konular, günlük rutinler, rutinde halletmeniz gereken şeyler adına yoğun bir etki var. Perşembe, cuma bedensel sağlığınıza, sağlığınıza yalnız dikkat etmeniz gerekiyor. Ve hafta sonuyla birlikte siz tutulma enerjisi içindesiniz. İkili ilişkileriniz, evlilik, eşiniz, tüm bu alanlarla ilgili konular, artı hayatınızda birlikte yürüttüğünüz ortak çalışmalar, projeler, tüm bunlar anlamında da çok özel etkileşimlerin başladığı bir sürecin tutulmada size habercisi olacak. Ayrıntıları tutulma videosunda sizin adınıza da burçlar bölümünde anlatmış olacağım zaten. Her şeyin gönlünüzce olacağı, bu dolu enerjilerin, bu yoğun enerjilerin, burcunuzda ilerleyen Merkür'ün tüm bunların size güzel çözümler getireceği, ne olacaksa en kolaylıkla ve hayrınıza olacağı güzel bir hafta diliyorum. Sevgiyle kalın, güzellikle kalın inşallah. Ve sevgili yengeç burçları, yükselen burçları veya ay burçları yengeç olanlar, ailevi konular, ev alanları, gayrimenkulle ilgili konular, anneniz, anne alanlarınız, ebeveynlerinizle ilgili konular, biraz daha dikkatinizi haftanın ilk yarısı buralarda tutmak durumunda kalabilirsiniz. Hatta çalışıyorsanız evle iş arasında bazı dengeleri oturtmanız icap edebilir, gerekebilir. Ailevi konuların, ev alanlarının, emlak işlerinizin, eğer varsa böyle uğraştığınız, hani artık sonuçlanmasını istediğiniz bu işlerinizin sonuçlanması adına da çok güzel etkiler var. Biraz daha yakın alanlarınızla ilgili, sizin ev alanlarınız, yakın alanlarınızla ilgili, yaşam alanlarınızla ilgili noktalarda bir şeylerin belirlendiği, artık yerine oturduğu bir süreci deneyimleme
etkileriniz söz konusu. Özellikle haftanın ikinci yarısından itibaren yalnız dedikodulara, arkanızda konuşmalara, beklemediğiniz insanlardan enteresan duyumlar almaya, konuşmaların size gelmesini dinlemek zorunda kalmaya vesaire, bütün yani arkanızdan konuşulan bir takım şeylerin size gelmesiyle ilgili noktaları da deneyimleyebilirsiniz. Daha sakin olun. Burayı iyi yönetmeye çalışın, bu noktaları iyi yönetmeye çalışın. Biraz daha bu konuşmalar açısından, buna kaptırmadan burayı iyi yönetmeniz gereken etkiler var haftanın ikinci yarısı özellikle. Diğer taraftan ilişkiler, aşk, duygusal alanlarımızla ilgili Perşembe, Cuma bu kısım haftanın bu enerjileri daha aktif olacak. Çocuklarla ilgili, çocuğunuz varsa çocuklarla ilgili hani halletmeniz gereken, çözmeniz gereken, şöyle biraz daha toparlamanız gereken noktaları da sevgili yengeçler bu hafta Perşembe ve Cuma bu anlamda da etkin olacak. Şans enerjilerinizin de yüksek olduğu bir etkileşim var. Özellikle Perşembe, Cuma işle, kariyerle bir bağlantınız varsa buradan da yine çok faydalanma şansınız olacak. Tutulma döneminde sağlığınıza dikkat edin, bedeninize dikkat edin, sağlık alanlarınızı önemseyin, bedeninizi yormayın, sinir sisteminizi yormadan özellikle hafta sonunu bu anlamda geçirmeye gayret edin sevgili yengeç burçları. Her şeyin gönlünüzce olacağı, güzellikle ilerleyeceğiniz, sevgiyle, bollukla, bereketle ve sağlıkla geçecek çok güzel bir hafta diliyorum. Her biriniz ayrı ayrı. Ve sevgili aslan burçları, yükselen burçları veya ay burçları, aslan olanlar, sizin için de yoğun bir hafta var. Öncelikle iletişim alanlarınızın çok yoğun olduğu bir etkileşimle haftaya başlıyorsunuz. O telefonlar susmayabilir, mailler üst üste gelebilir. İşte veya özel hayatınızda sürekli bir kontak, birilerinin sizi araması, hani hiç uzun süredir görüşmediğiniz insanlarla kontak içinde olmanız, tüm bu alanların aktif olacağı bir süreç geçireceksiniz. Özellikle haftanın ilk yarısı. Bu kısım çok aktif olacak. Girişimleriniz, yapmak istediğiniz şeyler, yakın çevrenizle ilgili konular, bir girişiminizle ilgili aradığınız, hani bir denk getirmeye çalıştığınız kontakların birdenbire önünüze düşmesi, bu anlamda da güzel etkiler var bu hafta. Dostlardan, arkadaşlardan, ummadığınız kişilerden, yakın çevrenizden farkında onların olması veya hani fark etmeden yapmaları vasıtasıyla ama bir destek alacaksınız. Bir şeyi fark etmeniz üzerine yakın çevrenizden önemli destekleri alma potansiyeliniz hayli yüksek olacak. Belki bir söz söyleyecekler, siz bir şey fark edeceksiniz. Belki direkt bir destek gelecek. Bu anlamda önemli kontaklarınız var. Haftanın ikinci yarısı, çarşambadan sonraki kısım, özellikle Perşembe ve Cuma, ailevi konular, ev alanları daha aktif olacak. Eğer çalışmıyorsanız Perşembe, Cuma'yı evde geçirin. Ev alanlarınızı bir toparlamaya çalışın. Burada halletmeniz gereken işlerle ilgili noktaları da biraz daha dengelemeye çalışın. İşinizle ilgili bir süredir iş alanlarınız, kariyer alanlarınızla ilgili noktada Venüs retro durumundaydı sizin. Özellikle yükselen burcu aslan olanlar için, ay burcu ve yükselen burcu aslan olanlar için. Bazı sıkıntılar getirmişti, durağanlıklar getirmişti, bir hani sizi ilerlemek istediğiniz noktalarda zorlamıştı. Şimdi bu haftadan itibaren Venüs kariyer ve iş alanlarınızda hızlanıyor. İş ve kariyerle de ilgili eğer çalışıyorsanız çok güzel, çok konforlu, çok keyifli, güzel haberler de gelebilir. İlginç gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu anlamda hızlanıyorsunuz. Hem aşkla ilgili hem işle ilgili, ilişkilerle ilgili hızlanma döneminiz var. Tutulmayı da atlattıktan sonra hafta sonu çok daha farklı, çok daha beklemediğiniz sürpriz gelişmeleri açık bir dönem sizinle olacak inşallah bu haftadan itibaren, haftanın ikinci yarısından itibaren sevgili aslanlar. Her şeyin gönlünüzce olacağı, güzellikle ilerleyeceğiniz, sağlıkla, bollukla, bereketle, şahane geçecek bir hafta diliyorum her birinize ayrı ayrı. Ve sevgili Başak burçları, yükselen burçları veya ay burçları Başak olanlar, maddi konular, parasal alanlar, belki bankacılık işleriniz, belki burada toparlamanız gereken noktalar, biraz daha haftanın ilk yarısı sizin için de bu hafta aktif. Böyle bankacılık işleri, parasal konular falan, gelir gider dengeleriniz biraz daha buraya yoğunsunuz. Diğer taraftan konuşma, sözler, halletmeniz gereken bir konuşma, bitirmeniz gereken bir şey, birine söylemeniz gereken, hani bir süredir beklediğiniz, söylemeniz gereken bir şeyleri toparlamak anlamında da aktif etkiler var. Çalışıyorsanız belki hani bir görüşme, önemli bir müşterinizle bir konuşma, bütün bunların hallolması adına da yine bu haftanın ilk yarısı daha iletişime açık, konuşmaların çok yoğun olduğu, parasal konuların, finansal alanların sizin için daha aktif olduğu etkileri getirecek haftanın ilk yarısı.
İşle ilgili bir beklediğiniz bir konuşma, çağrılmayı beklediğiniz bir şey varsa burası da aktif olabilir aynı zamanda. Haftanın ikinci yarısına itibaren iletişim alanlarınız çok aktif oluyor. Destekler alacaksınız. Yakın çevrenizle ilgili konular, kardeşler, yakın arkadaşlar, belki kuzenler, onlarla ilgili mevzularında içinde olacağınız daha aktif etkiler var. Orada bir parça daha belki hani geçmişten gelen bazı sorunlar varsa bunlar da fazlasıyla önünüze düşebilir. Sevgili Başak burçları, tutulma gayrimenkul alanı, ev alanlarınız, ebeveynlerinizle ilgili noktalar aktif edecek. Tutulma videosunda ay tutulması hafta sonu aktif olacaktı. Orada daha yoğun şekilde anlatacağım. Ama evle, ebeveynlerinizle ilgili noktalarda uzun süredir biriktirdiğiniz, hani toparlamaya çalıştığınız, belki içinizde tuttuğunuz şeyler hafta sonu birden patlama potansiyeli gösteriyor. O yüzden özellikle aile içi noktalarda hafta sonu siz daha sakin, daha rutin, daha kendi alanlarınızı huzurlu ve sakin bir ortamda tutmaya gayret ederek geçirmeye çalışın. Aile bireyleri bile olsa strese sokan, hani gerginlikleri çabuk yükselten insanlarla çok tartışmalara meyletmeden hafta sonu kendi alanlarınızı huzurlu hale getirmeye çalışarak geçirmeye gayret edin sevgili Başak burçları. Her şeyin gönül sunacağı, sağlıkla, huzurla, güzellikle, aşkla, sevgiyle ilerleyecek şahane bir hafta diliyorum size de. Ve sevgili terazi burçları, sevgili teraziler, yükselen burçları veya ay burçları terazi olanlar, haftaya yoğun başlıyorsunuz. Öncelikle ay burcunuzda zaten hafta ortasına kadar yolculuk yapacak. Pazartesi günü özellikle öğle saatlerinde videonun başında verdiğim 15 ile 16.30 arasında dikkat edin kısmı sizin için önemli. Çünkü tam hani bu kısımda önemli etkileşimler var. Özellikle parasal konularda, bir yatırımla ilgili noktalarda pazartesi gününün bu ilk aralığına, sağ verdiğim saat aralığına sizin bir parça daha özen göstermeniz gerekiyor. Ama bu hafta kişisel işlerinizle ilgili halletmeniz gereken şeyler varsa, bu kişisel bakımınız olabilir, kişisel bir takım işleriniz olabilir, vermeniz gereken bir takım kararlar varsa, uzun süredir üzerinde düşündüğünüz, hani kendinizi daha emniyetli hissettikten sonra adım atmayı planladığınız ya da koşulları denk getirmeye çalıştığınız noktalar varsa, bu hafta, özellikle haftanın ilk yarısı çarşambaya kadar olan kısım sizin adınıza bunları yönetmek, yürütmek, harekete geçmek adına çok destekli etkiler verecek. Burcunuzun yöneticisi Venüs düzeldi, artık hızlandı. Bu anlamda da çok destek alacaksınız. Özellikle başkalarından gelen kazançlarınız, belki primler, aileden gelecek destekler, maddi konular, krediler, benzer alanlarda bir beklediğiniz para girişleri, parasal alanlar varsa yine burada da bu haftanın itibaren etkiler, işler son derece hızlı şekilde olmaya eğilim gösteriyor. Diğer taraftan bu hafta biraz daha parasal konular sizin için aktif olabilir. Parasal alanlar, maddi alanlar, finansal konularda halletmeye çalıştığınız işleriniz adına, bunları yürütmek adına daha aktif etkilerden geçebilirsiniz. Dikkatiniz biraz daha burada olabilir yani. Hafta sonuyla birlikte yakın çevreniz, kontaklar, belki bir seyahat, birdenbire hani aniden karar verip bir yere gitmek, kısa bir yolculuk yapmak, hareket halinde olmak adına önemli etkiler var. Hafta sonu iletişim noktalarınızın kuvvetli olduğu etkiler var. Tutulma videosunda ayrıca anlatacağım ama yakın çevrenizle ilgili konularda artık bir sonuçlanma, bir şeyi dengeleme, bir girişiminizle ilgili sonuç alma ve son noktaya koymakla ilgili önemli etkileşimleri size getirecek sevgili teraziler. Her şeyin gönlünüzce olacağı çok güzel bir hafta diliyorum. Sağlıkla, sıhhatle, aşkla, güzellikle ilerlesin. Her şey gönlünüzce kolaylıkla olsun inşallah. Ve sevgili akrep burçları, yükselen burçları veya ay burçları akrep olanlar, haftanın ilk yarısı çarşambaya kadar olan kısım, özellikle pazartesi günü öğle saatleri, daha doğrusu 15 ile 16.30 arası ve çarşamba yine öğle saatleri sizin bu hafta içinde en kritik, en dikkat etmeniz gereken önemli spesifik alanlara dikkat çekiyor. Biraz daha çarşamba öğleye kadar olan kısıma kadar kendi içinizde olmak, daha depresif hissetme, çabuk depresyona girme, daha kendinizi mutsuz, daha sıkıntılı hissetme, karar verememe, bir türlü bir şeye karar verememe, emniyette hissetmeme kendini gibi duygusal olarak volümlerin yüksek olduğu etkilerden geçeceksiniz. Burası çarşamba öğleden sonradan itibaren düzeliyor. Bu nedenle bu hafta, haftanın ilk yarısı çarşambaya kadar olan kısım sevgili akrepler, hem duygusal konularda, hem parasal konularda,
önemli bir karar vermek istiyorsanız, dengeyi vurmak istiyorsanız, özellikle bir dengeye getirmek istiyorsanız, yapmak istediğiniz şeyleri acele kararlar vermeyin. Bunu eğer mümkünse yapabiliyorsanız çarşamba öğleden sonradan itibaren ele almanız, hızlanmanız bu anlamda daha aktif olabilir. Rutinde ne yapıyorsanız bunu yapmaya çalışın. Ama kalabalıklar içinde olmak, çok hani aktif koşturmak, bunun için haftanın ilk yarısı sizin için uygun değil. Çarşamba öğleden sonradan itibaren özellikle yükselen burcu akrep olanlar için çok daha güzel etkiler var. Çarşamba gününden itibaren, özellikle çarşamba öğleden sonradan itibaren ay burcunuza geçiyor. Hızlanacaksınız. Kişisel işlerinizi halletmek, kişisel bakımınızı yapmak, ortaya koymak, kendinizi göstermek adına da güzel etkileşimler var. Ticari konular, belki bu anlamda vereceğiniz kararlar, bir süredir hani beklettiğiniz bir parasal işlerle ilgili bir dengeyi bulmak, hepsi çarşamba öğleden sonradan itibaren perşembe ve cuma çok aktif olacak. Bu haftanın sizin adınıza en yoğun günleri, en güzel, en destekli günleri ayında burcunuzdan geçeceği perşembe ve cuma olacak diyebilirim. Hafta sonuyla birlikte konuşmalar, konuşma alanları, iletişim kurmak istediğiniz alanlar, kontak kurmaya çalıştığınız kişiler, bunlarla ilgili enteresan gelişmeler olabilir. Hiç beklemediğiniz kişiler sizi arayabilir. Ummadığınız insanlardan, hani ummadığınız kontakları bulmanız söz konusu olabilir. Dolayısıyla iletişimle ilgili hani sizin aranmanız ve bir anlamda hani beklemediğiniz şeyleri duymanız veya destek almanızla ilgili enteresan bir sürece işaret ediyor. Özellikle hafta sonu etkileri. Ama biraz daha sakin geçirin çünkü tutulma enerjisi var. İletişimi yüksek olacağı etkiler var. Ama bu haftanın genel etkileri sizin için daha çok kendinizle kalıp hem duygusal hem fiziksel olarak da çok yorulmadan bu süreci geçirmeniz üzerine etkin olacak sevgili akrepler. Bunu da unutmamakta fayda var. Her şeyin gönlünüzce olacağı, çok güzel etkilerden geçeceğiniz, Venüs'ün hazır burcunuzda artık burcunuza göre ilişkiler alanında hızlanmasıyla beraber de hem aşkta hem ilişkilerde bir şeylerin sonuçlanacağı çok güzel bir hafta geçirmenizi canı gönülden temenni ediyorum sevgili akrep burçları. Ve sevgili yaylar, yükselen burçları veya ay burçları yay olanlar, sosyal alanlar açısından haftanın ilk yarısı hayli hareketli. Uzun süredir beklediğiniz bir destek gelme potansiyeli taşımakla beraber karar veremediğiniz bir konuda arkadaşlar, dostlar, belki aile büyükleri, etrafınızdaki birilerinden ya da birinden bir destek alıp önünüzü, yönünüzü daha rahat görmeniz adına çok güzel etkiler var. Sosyal bir etkileşim geçireceksiniz haftanın ilk yarısı. Görüşmeler, konuşmalar, arkadaşlarınızla kontaklar adına da yoğun olacak. Böyle çok evde oturup kapanmak açısından haftanın ilk 3-4 günü, çarşamba, öğleden sonraya kadar olan kısım özellikle çok uygun değil. Dışarıda olun, sosyalleşin, iletişimlerinizi kuvvetli tutun, kendinizle çok kalmamaya çalışın. O kısım perşembeye başlayacak. Özellikle çarşamba akşamdan itibaren perşembe, cumayı da bu hafta kendi alanlarınızda geçirin. Kalabalıklarda olmamaya çalışın. Çünkü ayın kontakları sizi biraz daha içeri, daha depresif etkileri, içeride kalmaya yönlendirecek. Burada kalabalıklar içerisinde çok yoğun bir tempoyu perşembe ve cuma etkilerine ayırmamanız gerekiyor. Orayı daha sakin, daha stabil, daha rutin konularla geçirip kendinizle olmanız gerekiyor. Özellikle gelir gider dengesi açısından, alımlar açısından perşembe ve cuma enerjilerine de bu hafta dikkat etmenizde fayda olacak sevgili yay burçları. Daha sonra cuma ile birlikte özellikle, daha doğrusu cumartesi ile birlikte hem tutulma enerjisi başlıyor hem ay burcunuza geliyor. Ama cumartesi tam tutulma öncesi biraz volümün yüksek olduğu etkiler var. Cumartesi iletişimde kontaklarınızda sakin olmanız gerekiyor. Özellikle kadınlarla olan ilişkilerinizde ani patlamalar, bu anneniz olabilir, size yakın bir kadın olabilir, hayatınızda sizin için önemli bir kadın olabilir. Ani patlamalar, bunlar da söz konusu. O yüzden hafta sonu da duygusal inişler çıkışlar açısından sizin biraz daha sakin geçirmenizde fayda olacak. Ama kendinizi ortaya koyma, enerjinizin yüksek olması, ne istediğinizi özellikle tamamlamak anlamında tutulmayla birlikte gelen enerjiler sizi son derece destekli bir şekilde ilerletecek sevgili yaylar. Her şeyin gönlünüzce olacağı çok güzel bir hafta geçirmenizi temenni ediyorum. Sağlıkla, sıhhatle, güzellikle, aşkla ilerlesin bu haftanın tüm enerjileri sizler için de. Ve sevgili oğlak burçları, yükselen burçları veya ay burçları oğlak olanlar, haftanın etkilerine eğer çalışıyorsanız iş enerjileri açısından
yoğun bir biçimde başlayacaksınız. Aktif bir hafta. İşte bir takım kararsızlıkların çözülmesi, belirsizliklerin yerine oturması, sizin ne yapacağınızı daha rahat anlamanız, görmeniz açısından veya şartların bir yerine oturması açısından yoğun etkiler var. Çarşambaya kadar, özellikle pazartesi çarşamba arası bu anlamda çok destekli. Ama gelgitler de olabilir. Yani tam böyle hani tamam dediğiniz bir noktada hızlı da şartlar çok değişebilir. Özellikle salı ve çarşamba ve çarşamba gününün öğleye kadar olan kısmı iş ve kariyer açısından çok güzel etkiler barındırıyor. Bilhassa bu hafta salı, eğer önemli iş kontaklarınız varsa bunu salı gününe almanızı tavsiye ediyorum. Duygusal açıdan, duygusal hassasiyetler açısından, kadınlarla olan ilişkileriniz açısından yalnız bu hafta ilk yarı çarşamba gününe kadar olan kısımda iletişiminizi iyi ayarlamanız gerekiyor. Annenizle, hayatınızdaki önemli bir kadınla iletişiminiz, ilişkiniz açısından bazı gerginliklerde söz konusu olabilir. Sözcüklerinizi iyi ayarlayın. Sakin olmaya çalışın. Birlikte çalıştığınız, eğer çalışıyorsanız, birlikte çalıştığınız insanlarla, özellikle kadınlarla olan iletişiminizde de haftanın ilk yarısı dikkat etmekte fayda olacak. Haftanın ikinci yarısından itibaren dikkatiniz işten, günlük rutinlerinizden biraz daha sosyalleşmeye doğru geçecek. Sosyalleşmek, insanlarla görüşmek, birlikte bir şeyler yapmak adına haftanın perşembe, cuma günleri sizin adınıza çok güzel etkiler barındırıyor. Şöyle hani uzun süredir görmediğiniz arkadaşlarınızı görmek, bir arada olmak, bir şeyleri konuşmak, paylaşmak, hedeflerinizi ya da yapmak istediklerinizi bir düzenlemek, bir toparlamak adına bu hafta perşembe, cuma bu anlamda sizin için çok destekli etkiler var. Ama hafta sonu tutulmayla beraber gelen enerjide kendinizde olmanız gerekiyor. Kendinize dönmeniz gerekiyor. İç öfkelerin hızla artacağı, sürekli birilerinin sizin için bir zamanlar ne söylediği, ne yaptığıyla ilgili o hani eskilerin çok fazla zihninizde döneceği, etkilerin çok kuvvetli bir performansını yaşama potansiyeliniz var hafta sonu. O yüzden daha sakin, pek oralarda kalmayarak duygusal dengelerinizi, iç enerjilerinizi daha dengeli hale getirmeye çalışarak ve burayı tetikleyecek insanlardan, durumlardan, stresli ortamlardan uzak durmaya gayret ederek hafta sonu özellikle böyle yönetmenizde, bu tutulma döngüsünü böyle yönetmenizde çok fayda olacak sevgili oğlaklar. Her şeyin gönlünüzce olacağı, güzellikle, sevgiyle, sıhhatle, sağlıkla her şeyden önce aşkla ilerleyecek şahane bir hafta diliyorum her biriniz ayrı ayrı. Ve sevgili kova burçları, yükselen burçları veya ay burçları kova olanlar, eğitim, kariyer, akademik çalışmalar, yayıncılıkla ilgili konular, seyahat, belki turizmle ilgili bir takım işler. Bu alanlarla ilgili meşguliyetleriniz varsa, yazma, yayıncılıkla ilgili bir takım işleriniz ve meşguliyetleriniz varsa haftanın ilk yarısı hayli tempolu bir etkiden geçeceksiniz. Bir süredir planlamaya çalıştığınız bir seyahat, bir yolculuk, bununla ilgili netleşme, bir şeylerin, şartların, koşulların daha iyiye gitmesi, hızlanması adına da yine etkili enerjiler var. Bu hafta daha çok eğer öğrencisiniz, çalışma, eğitim, tüm bu alanlar, akademik konular çok fazla önünüzde. Çalışıyorsanız da bilhassa çarşambadan itibaren, çarşamba cuma arası dikkatinizin tamamen işte kariyerde olacağı, bu anlamda destekleneceğiniz, kariyer ve işle ilgili önemli belki fırsatların geleceği, bir takım noktaların belirleneceği güzel etkiler var. Daha çok dünyevi konular, iş, kariyer, sosyal alanlarınız, bunların son derece aktif olacağı, dışarıda olacağız, içeride olmaya fırsatınızın olmayacağı, daha çok hayatın dış yüzünde daha etkin olacağınız, kendinizi daha aktif göstereceğiniz enerjilerle iç içe olacaksınız. Özellikle bu hafta etkileşimleri içerisinde sevgili kovalar. Diğer taraftan tutulma enerjisi hafta sonu sosyal alanlarınızla ilgili alanları çok aktif kılıyor. Eğer duygusal enerjinin de tabii çok yüksek olacağı bir tutulma döngümüz var. Hafta sonu sosyal ilişkileriniz açısından, arkadaşlarınızla olan iletişiminiz açısından bir parça daha hafta sonunu dikkatli. Çünkü cumartesi özellikle volümü çok yüksek olduğu etkiler var. O iletişimde bazı kopukluklar, yanlış anlaşılmalar olabilir. Orayı bir parça daha dikkatli geçirmekte fayda var. Tutulmanın size göre etkilerini zaten ayrı bir videoda anlatacağım. Orada da dinleyebilirsiniz. Bu yoğun haftanın, bu özel haftanın sizin de size ve sevdiklerinize güzellikler, sağlık, bereket, bolluk ve aşk getirmesini öncelikle temenni ediyorum. Her şey kolaylıkla ve güzellikle ilerlesin sevgili kovalar, hafta boyunca sizin için de. Ve sevgili balık burçları, yükselen burçları veya ay burçları balık olanlar,
Öncelikle haftanın ilk yarısı sevgili balıklar, genel etkileşimler içinde bir parça daha dikkatli olmanız gerekiyor. Eğer bankacılık işleriniz varsa, parasal konularda halletmeniz gereken işler varsa, böyle bu alanlarda bir takım belirsizlikler varsa, başkalarının kaynaklarından gelecek beklentileriniz varsa, bunlar daha netleşip belirli bir hale gelecek. Bunun parasal konularla ilgili bağlantılar özellikle haftanın ilk yarısı çok aktif. Bu konularda beklentileri olanlar için. Ama bunun dışında biraz da aksiliklere dönük, yani B planlarıyla gitmeniz gereken bir ilk yarı geçirebilirsiniz. Hızlı şartlar hızlı değişebilir. Siz karar vermekte çok zorlanabilirsiniz. Ya da size daha önce verilmiş, vaat edilmiş şeylerin birdenbire şartlarının değiştiğine şahit olabilirsiniz. Biraz daha krizlere dönük bir etkileşim var. Hem iletişiminizde, hem günlük hayatınızda, hem de genel olarak işinizde, parayla ilgili noktalarda sakin ilerlemeye çalışın bu anlamda haftanın ilk yarısı çarşambaya kadar. Çarşamba öğleden sonra ve perşembeden itibaren sizin adınıza çok daha iyi etkiler var. Bu hafta rahatlama, sakinleşme, bir şeyleri daha iyi sonuçlandırma, daha çok çarşamba öğleden sonra perşembe, cuma sizin için çok daha aktif olacak sevgili balıklar. Eğitimle ilgili bir şeyler yapıyorsanız, yurt dışı kontaklarınız varsa, akademik bir takım çalışmalarınız varsa, buralarla ilgili hani bir beklediğiniz noktalar varsa, çalışıyorsanız, öğrenciyseniz biraz daha dikkatiniz bu konularda olabilir. Seyahat ve yolculuklarla ilgili planladığınız ama bir türlü düzene koyamadığınız konularda da bu hafta özellikle ikinci yarıdan itibaren çarşambadan sonraki bölüm sizi son derece destekleyecek. Tutulma etkilerini özellikle aktaracağım çünkü tutulma zaten uzun bir enerjiyi barındırır. Yani hemen bir gün iki günle etkiler, uzun süreleri etkiler ama kariyerinizle ilgili tutulma etkileri sizin adınıza çok önemli döngüleri başlatma, bu döngülerle ilgili yeni bir sürece, yeni frekansları da işaret etmekte. Bu haftanın ikinci yarısı kariyerinizle ilgili de önemli, eğer çalışıyorsanız gelişmeler, değişimler de yaşama, bunun ilk sinyallerinin gelmesi potansiyeli hayli yüksek olacak sevgili balıklar. Hareketli günler var önünüzde. Tüm bunların sizin için en doğru, en güzel şekilde ilerlemesini, en kolaylıkla gelmesini ve hayrınız olmasını canı gönülden dilerim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hatta tutulma videosunda görüşmek üzere. 5 Temmuz tutulma videosunda. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın.